Çiçek Gibi Karşıyaka'nın Çiçek Festivali'nde çiçek gibi kadınlar var yanımızda. Virgil Hanım, Virgil Başkanımız, düşüncelerinizi öğrenelim değerli başkanım. Evet, herkese selam. Çok güzel bir gün. Karşıyaka'dan çiçek açacak İzmir'in dağlarında. Türkiye'nin her yerine yayılacak bu. Çiçek Festivali'yle de biz bunu daha çok görüyoruz. Biz çok mutluyuz. Karşıyaka Belediyesi olarak çok güzel işlere imza atıyor belediyemiz, özellikle Hüseyin Mutlakpınar. Her zaman yanındayız. İzmir'in dağlarında gerçekten çiçek açtıracağız. BESİAD Başkan Vekili Emre İpek Bey de yanımızda. Hemen Emre Bey'den Çiçek Festivali ile ilgili düşüncelerini alalım. Çiçek Karşıyaka'ya yakışan çok güzel bir etkinlik kesinlikle. Selman Başkanım'ın da dediği gibi sayı arttıkça daha da güzelleşen çok güzel bir etkinlik. Çiçekler açar. Çok mutlu oluyoruz. Dağlarında çiçekler açar. Güzel şeylerle altın çok güneş orada sırmalar saçar. On numara altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Çiçek şehrin çiçek gibi. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak müjdeler taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hüseyin Mutlakpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Adın yazılacak müjdeler taşa. Her gün güzel etkinliklerimiz var Karşıyaka'mızda. Karşıyaka'mız, evet. İzmir'imizin göz bebeği. İzmir Haber Merkezi ve Kanal İzmir TV ortak yayına hepiniz hoş geldiniz. Kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever Beyefendi ile beraberiz. Bir de bu gördüğünüz çiçekler üretilirken, yetiştirilirken bin emeklerle yetiştiriliyor. Değerli Başkanım'la bu konuyla ilgili ve çalışmalarıyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Değerli Başkanım, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yaşa güzel bir söz vardı. Mustafa Kemal Paşa yaşa. Toplumlar layık olduğu biçimde yönetiliyor. İzmir layık olduğu biçimde yönetiliyor diye düşünüyorum. Bu anlayış içerisinde biz de kooperatif olarak, Bademler Köylü üreticiler olarak, hatta yarımadalı üreticiler olarak elimizden geldiğince bu güzelliğe layık olmaya, bu güzelliğe renk katmaya çalışıyoruz. Kooperatifimiz gerçekten 55 yıllık Türkiye'nin ve İzmir'in köklü kooperatifleri olma geleneğinden gelen kooperatifimiz iki güzel şeyle taşlandırdı emeğini diyorum. İzmir'e layık olabilmek için, insanlığa layık olabilmek için. Bir tanesi çiçek üretimimizi çeşitlendirdik. Evet, İzmir Haber Merkezi ve Kanal İzmir TV ortak yayını. Hem ülkemiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hatta ben Ahmet Gülça. Bugün Avrupa'nın günlerden istediği, 19 Mayıs olan, 2018 saatlerimiz saat 10:10. Gazete manşetleriyle karşınızdayım. Evet, ilk gazetemiz Yeni Asır gazetesiyle başlayalım. Yeni Asır gazetesinin manşetinde milletin istiklali yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Mustafa Kemal Atatürk imzası taşıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun, evet, demiş yani Yeni Asır gazetesi. Peki, hemen altına baktığımızda Erdoğan'dan Kudüs'e destek mitinginde tarihi çağrı. İslam dünyası ayağa kalkmalı demiş Sayın Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin halkına destek amacıyla Yeni Kapı'da düzenlenen zulme lanet Kudüs'e destek mitinginde dünyaya önemli mesajlar vermiş. Şeye geçtik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mitinge katılan liderler Yeni Kapı meydanını dolduran yüz binlerce kişiyi selamladı. Kudüs imtihandır, nöbet sırası bizde. 1.7 milyar Müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bizde. Tüm Müslümanların yeniden ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Peki, tüm ülkeleri Filistin'e yardım kampanyasına katılmaya çağırıyorum demiş oradan oraya, Sayın oradan Erdoğan. Oraya. Yani hep bir eksideyiz. Yani çoğu şeyden mahrumuz desek yeridir yani. Kısa bir reklam aramız var. Kısa reklam zor aramızdan yaşıyorsun. Sonra ikinci gazetemiz Posta ile birlikte olacağız. Asgari ücretle kira.
Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri, İzmir'in en güzel tatil beldelerinden Çeşme'de, Alaçatı'da, Foça'da, Seferihisar'da, Urla'da, Kuşadası'nda, Bodrum'da en güzel villalar, arsalar, lüks konutlardan biri sizin olabilir. Rıdvan Akgün yönetiminde Ra Grup Gayrimenkul hizmetinizde. Yaşamak ve kazanmak için en güzel yatırım sizin. Hızlı satış, etkin çözüm. Ra Grup Gayrimenkul. Telefon 0555 523 2212. www.ragrup.com. Hayata dair ne varsa Kanal İzmir TV'de. Kanal İzmir TV, hedef kitlesi olarak 7'den 70'e her yaş grubuna hitap ediyor. Kanal İzmir TV, projeleri özgün ve kaliteli prodüksiyonlar, güçlü kurgu ve senaryolarla izleyicilerle buluşturuyor. Seçimlerde tüm adayların sesi olacak ve siyasi gözlemleri yine Kanal İzmir TV'den takip edeceksiniz. Birbirinden önemli konu ve konuklarla yapılan programlarla ses getiren Kanal İzmir TV, İzmir'in tüm sokaklarında mikrofonunu uzatıyor, vatandaş ne diyor diye soruyor. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 3444 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde mobil uygulamalar ve bilgisayarlarınızda yayındayız. Burası Kanal İzmir TV. Hayata dair ne varsa Kanal İzmir TV'de. Kanal İzmir TV, hedef kitlesi olarak 7'den 70'e her yaş... Evet, Yeni Asır gazetesinin iç sayfalarına bir bakalım. İyiliğin zirvesinde manşetini görüyoruz. İzleyicisinin aldığı büyük destekle birçok sosyal sorumluluk projesini imza atan Müge Anlı'nın Türk Kızılay'ına yardımı 4 milyon 720 bin lira olmuş. Evet, Yeni Asır'ın iç sayfalarında Türk Eğitim Vakfı'ndan İzmir'de Ferhat Göçerli Gala şeklinde bir açıklama görüyorum. Ağlata ağlata ölüme yolculuk şeklinde Adana'da otobüsün üzerindeki insanların şeylerini gözüküyor. Mezarlıktaki kız sır gibi. İzmir'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açılmış. İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu'nda TÜBİTAK'la ilgili bir TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte açılmış. Mezarlıktaki kız sır gibi. Hala daha bulamamışlar. Evet, Ramazan sayfası. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin şeklinde bir açıklama var Ramazan'da. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tedbir hamlesi. Evet, borçlanan erken emekli oluyormuş. Ekonomi, Türkiye güçlendikçe batırmaya çalıştılar. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın finansal spekülasyonlar raporunda Türkiye'nin 2010'dan itibaren tam bağımsızlık yolunda ilerledikçe Amerika ve yörüngesindeki güçlerin askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel engelleriyle karşılaştığı belirlenmiş. Eski Nazi'den Ticaret Üniversitesi müjdesi, iş yeri satışlarına da KDRV indirimi gelmiş bu arada. İzikat, Mahmut Özgener'i ziyaret etmiş. Çarşı esnafı Acırgan'ı unutmadı. FETÖ'cü kavukların benzin istasyonları açık artırmada. Büyük Menderes'te çevre katliamı. Sus diyen hemşire İzmir'de ortaya çıktı. Evet, 42 yıl önce. Bütün sağlık kurumlarında eskiden sus işareti yapan bir hemşire fotoğrafı vardı. O hemşire fotoğrafı bir şekilde kullanan kişi de İzmirliymiş bu arada. Nil Kuyumcu kardeşimizin köşe yazısı, sen kalplerimizde ölümsüz, biz hep genç kalacağız. Harika bir yazı yazmış, köşe yazısı. Temiz üretimle Devler Ligi'nde şeklinde bir haber var altında, güncel. 75 yaşında okuma yazma öğrendi. Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen okuryazarlık seferberliğinde 75 yaşında okuma yazma öğrendi. Evet, Yeni Kapı'da Kudüs nöbeti. Yabancı konuklar da mitinge katılmış. Erdoğan 19 Mayıs mesajı. Zalimlere karşı haykırıyoruz.
Başbakanlık Filistin için kampanya başlattı. Birleşmiş Milletler göstericilerin kasten öldürülmesi savaş suçu demiş. 120 bin Müslüman Aksa'da buluşmuş. Asrı Nene Hatun'u. PKK'lılara Türk bayrağını vermeyen kahraman Türk kadın. Asrı Nene Hatun. Türkiye artık bölgede kendi masasını kuruyor. Yazarlar Kulübü son durağı İzmir oldu. Türkiye'nin seçimi İzmir toplantısı İzmir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilmiş. Evet, Yeni Asır gazetesindeki manşetlerimiz bunlar. Yeni Asır'ın spor bölümüne bakalım. Karşıyaka Spor Kulübü'ne İskender gelmiş. Yeşil Kırmızı yönetim tecrübeli teknik adamla anlaşarak takımın başına getirmiş. Menemen'e ağır fatura var. Altın Ordu'da Rota Salih. Akigo güzel bitirmiş, 2-1 bitirmiş. Evet, İzmir'de tarihi maç. Türkiye'nin gözü Doğu Anlar stadında olacak. Galatasaray Göztepe'den bir puan alırsa şampiyonluğu ilan edecek. Göztepe'de 2 cezalı 3 sakat sporcu var. Tribünlerde büyük şölen, şampiyon olursa kutlama yarın Galatasaray'da. İkisi de umutlu. Eğer Galatasaray bugün İzmir'de kaybederse Başakşehir veya Fenerbahçe'den biri kazanacakmış. Ne kadar güzel İzmir'deki bir spor kulübümüz, Göztepe spor kulübümüz bugünkü oynanacak maçta bir şekilde kararı veriyor olacak. Şampiyonun kim olduğunu belirliyor olacak. Buradan Göztepe'ye başarılar diliyoruz. Evet, Yeni Asır'ın diğer ilavesine baktığımda krallara layık bir menü gözüküyor. Evet, peyzaj mimarları Kuşadası'nda buluşmuşlar. Ege'nin en güzel uçuş noktalarını belirtmiş Yeni Asır gazetesinin cumartesi ilavesi. Evet, ikinci gazetemize bakalım. İkinci gazetemiz Posta. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yazıyor Posta. 1936'da Atatürk doğum gününü ne soran İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ne 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktık. Milli mücadeleyi başlattık. Bu modern Türkiye'nin doğuşunun başlangıcıdır. O gün benim de ülkemin de doğum günüdür mesajı göndermişti. Evet değerli izleyenler, hepinizin de bildiği gibi Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş. Memleket maalesef bu 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını çok kötü bir şekilde yaşamıştı. Vahdettin tabii o dönemde korku içinde. Adana Fransızlar tarafından, Antalya ve çevresi İtalyanlar tarafından, Maraş ve Urfa İngilizler tarafından, Samsun'da yine İngilizlerin dahlini görüyoruz. 15 Mayıs 1919'da da Yunanlıların İzmir'i bir şekilde işgal ettiğini, işgal altında olduğunu, Yunanlılar tarafından işgal edildiğini biliyoruz. 16 Mayıs sabahı bir vapur kalkıyor İstanbul'dan. Adı esasında Bandırma. Yükü çok ağır. Yükünü sadece ağırlığı maddesel olarak değil, bu yük ağırlığı özgürlüğümüzü ve vatanımızı taşıyor. Düşünün. Böyle bir ağırlıkla İstanbul'dan hareket eden bir vapur. Ve bu vapurun Karadeniz açıklarında İngilizler tarafından batırılması bile söz konusu. Atatürk'ün ekibinde 22 tane kurmay var. 25 tane asker var. Ve İsmail Hakkı Bey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapurunu yönlendiren, rotasını Samsun'a çıkartmak için çaba sarf eden İsmail Hakkı Bey. İsmail Hakkı Bey'in rotasıyla İngilizlerin vuramadığı Bandırma vapuru 3 gün 3 gece mükemmel bir yolculukla, zorlu bir yolculukla Samsun'a varıyor. Selamlıyor tayfalar, selam veriyorlar dalgalar. Ne mutlu ki bizlere 19 Mayıs tatil değil. Ama şunu düşünmeden edemiyoruz. Esasında 19 Mayıs bir devrimin ayak sesleridir. Karanlığa gömülmüş bir ülkenin kaderinin değiştiği aydır 19 Mayıs. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda temellerinin atıldığı gündür esasında 19 Mayıs. 19 Mayıs uyanıştır. 19 Mayıs isyandır. 19 Mayıs başkaldırıdır. 19 Mayıs Atatürk'tür. Cumhuriyet gençlerinin bayramıdır. Cumhuriyet gençlerinin bayramı 19 Mayıs'tır. Dolayısıyla
Atatürk'ün nutkunda şöyle başlar. 19 Mayıs'la başlar ve gençliğe hitabeyle sona erer. Evet, Samsun'dan yükselen güneşimiz var. Samsun'dan yükselen güneşimiz var. Gök gözlü Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Evet, değerli izleyenler, 19 Mayıs'ın önemiyle ilgili diğer gazete manşetlerimize bakalım neler yazmış gazetelerimiz. Evet, Posta Gazetesi iyi ki doğdun demiş. İnsanlık ayakta demiş. Liderler zulme karşı el ele şeklinde bir fotoğraf görüyorum. Bu fotoğrafın altında şöyle bir şey var. Liderler, evet, Filistin Başbakanı Rami El Hamdallah, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'a gelen yabancı konuklar da mitinge katılmışlar. Hürriyette bir görev değişimi varmış. Yargıdan skandal indirim. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 yaşındaki kızı MÖ'ye 1 ay boyunca tecavüz eden MSÖ'ye 37 yaşında 33 yıl 9 ay hapis cezası verilmiş. Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alan mahkeme cezayı 28 yıl 1 ay 15 güne indirmiş. Evet, bir devletin, bir cumhuriyetin devlet olabilmesi ya da devlet kurumlarının da bir şekilde adaletli şekilde davranıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Önce adalet diyoruz. Evet, Rauf Tamer Damlalar demiş. Ordudan atıldı, torbacı oldu. Denizli polisi 15 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirmiş. Bunun sonucunda da ordudan atılan bir kişinin torbacı olduğunu tespit etmiş. Evet, kiralık facia, 110 ölü. Amerika'da ambargosu nedeniyle yedek parça alamayan Küba Hava Yolları'nın filosuna uçuş yasağı gelmiş. Bu yüzden Küba Meksika'dan uçak kiralamıştı. Bu uçaklardan biri de kalkışta çakılmış. Dedektif Kumpas, evet süpersiniz diye bir manşet görüyorum. 99 yıldır gençliğimizin kıymetini biliyoruz demiş. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda. 3 yeni teşvik. Ekonomiyi canlandıracak 3 yeni teşvik devrede. Buna göre hurda aracı 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi yapılacak. İş yeri satışında KDV %18'den %8'e inecek. Güneş enerjisinden elektrik üretip satan vergi alınmayacakmış. İş yeri satışına KDV indirimi. Naci Ağbal iş yeri satışında KDV'ye %18'den %8'e düşürdüklerini söyledi. Vergi indiriminin 31 Ekim 2018'e kadar süreceğini belirten Ağbal, konutta yaptığımız düzenlemenin benzerini iş yeri stoğunu eritmek ve gayrimenkulü canlandırmak için yapıyoruz. Böylece örneğin KDV dahil 300 bin lira olan bir iş yerinin fiyatı KDV dahil 278 bin liraya düşecek. 22 bin TL vatandaşın cebinde kalacakmış. Sayın Ağbal'a buradan teşekkür etmek lazım. Bu arada bir tane VTR'miz var. Vatandaşa neyi sorduk biliyor musunuz? Gelirinizle geçinebiliyor musunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar almışız. Evet, Çin'den Türklere ihracat çağrısı. Dünyanın can simidi inovasyon. Yeni iş alanları çıkıyormuş inovasyonun sonucunda. Innovation. Evet, 30 bin memur alınacakmış. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir ay içinde 14.611 personel alınacağını bildirdi. Gül bu yıl toplamda 30 bin personelin istihdam edileceğini söyledi. İlk 4 ayda 6.546 kişi alınacakmış. 35 milyarlık destekli kredi. Kefil devlet yeni paket hazır. Böyle bir kural yok. Evet, hürriyet için yakılan meşale. Sağlık Bakanı Demircan'dan bir açıklama görüyorum. Samsun ilavesi çıkarmışlar. Bu Samsun ilavesinde bunu görüyoruz. Şükranlarla anıyoruz demiş. Evet, Haydut İsrail Kudüs Çanakkale'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da düzenlenen zulme lanet Kudüs'e destek mitinginde 100 binlere seslendi. Kudüs Çanakkale'dir dedi. Usulüne uygun ne demek? Milliyetçi Hareket Partisi'ne sessiz sürpriz liste. Haydut İsrail. Evet, uçuruma gidiyoruz, kurtulabiliriz. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin uçuruma doğru gittiğini ama bu durumdan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Filistin için değil, ne yapsan zarar ediyor, adil diye bir şey yok, doktoru değiştireceğiz. Gülen'i isteyeceği Muharrem İnce, Kırklareli'ndeki mitinginde Cumhurbaşkanı olduğunda 3 ay içerisinde yargıyı bağımsız hale getireceğini belirtip, sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde artık biz de yargı bağımsız Fethullah Gülen'i iade et diyeceğiz.
Efendim geçen gün korkak bir insan Meral Akşener 19 Mayıs mesajında Atatürk'ü anmayan İsmail Kahraman'a çok sert sözlerle yüklendi. Korkak, korkak bir insansın. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adını anmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a korkak bir insansın diye konuştu. Bu şahıs Atatürk ve arkadaşlarına Cumhuriyet değerlerine karşı ciddi itirazının olduğunu ama korkak bir insan olduğu için de bunu açık açık söyleyemediğini size söyleyebilirim. Kendisi korkak bir insandır demiş Meral Akşener Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman hakkında. Evet, Avrupa'nın kapısı Bosna'dan açılıyor, hazineyi soymuş şeklinde bir haber daha var. Samsun'da yakılan direniş meşalesi hala yanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan direniş meşalesinin tüm dünyaya örnek olan bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü hatırlatan Bülent Turan, Türk gençliğinin bu kutsal emaneti bir her şartta ve koşulda sahip çıktığını, 15 Temmuz'da da bir kez daha gösterdiğini söyledi. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ı buradan tebrik ediyorum. Sadece 15 Temmuz değil Sayın Turan, onun dışında şehitlerimiz de var biliyorsunuz. Onları da yad ediyor olmanız lazım. Yolumuz açık, geleceğimiz çok parlak. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider. Evet. Trabzon farklı bitirmiş. Trabzonspor taraftarının önünde sezonun son maçında küme düşme haftalar önce belirlenen Kardemir Karabükspor'u farklı devirmiş. Bordo Mavili takımın gollerini Pereira ve Yusuf Yazıcı atmış. Evet, şampiyonluk günü. Dün akşam bu arada Fenerbahçe'nin, Türkiye'mizin önemli bir başarısı da var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen bir güzellik oldu bence. Sırbistan Belgrad'daki Avrupa Ligi Final Four Fenerbahçe Litvanya ekibini yendi. Üst üste 3. kez finale yükselmiş. Harikasın Fenerbahçe. Evet, diğer gazetemize geçelim. Diğer gazetemiz Posta İzmir olsun. Posta İzmir'in manşetine bakıyorum. 19 Mayıs'ı kutluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İzmir genelinde yayılan etkinliklerle kutlanacak. Resmi törenler bugün saat 8.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Ben de gittim, gayet kalabalıktı. İzmir her zaman farklı. Büyükşehir Belediyesi'nde saat 21'de Gündoğdu Meydanı'nda Can Bonomo konseri var. Atatürk anıtına çeneklerin konulmasıyla başladı bugünkü etkinlikler ve gün boyu sürecek. Ceza ve Sandaş'ın da gösterileri var. İzmirlilerle bu akşam buluşturulacak. Organizasyonu yapan İzmir gene Büyükşehir Belediyesi. Tek kollu kahraman. Rekor desende sanat köprüsü. Güzelbahçe'ye gemi seferleri başlamış. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz Ayşe'yi buradan tebrik ediyoruz. Güzelbahçe, Konak ve Karşıyaka arasında vapurlar başladı. Çeşme kurtuluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Çeşme Su Şebekesi'nin yenileme seferberliği hız kesmeden devam ediyormuş. Katip Çelebi'nin medya merkezi hizmete girdi. Tarihi Başkonsoloslukta ilk davet gerçekleşmiş. İş Mimarlar Odası İzmir Şubesi yeni adresinde. Namık Hoca'nın adı fakültede yaşayacak. Evet, İzmir'de hepimizin de bildiği gibi kurulan üniversitelerden bir tanesidir 9 Eylül Üniversitesi. 9 Eylül Üniversitesi'nin kurucu rektörüdür Namık. Kurucu rektörlerinden bir tanesidir Namık Çevik. İkinci rektör diye anımsıyorum. Maalesef Bostanlı'da, Atakent Kavşağı'nda talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Görenlerin bana anlattığına göre hızlı gelen bir araç kırmızı ışıkta durmadan Namık Hoca'mıza vuruyor ve Namık Hoca'nın maalesef kırılmayan kemiği kalmamış. Müziğin ve Dansın Festivali başlıyor. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı İKSEF 32. Uluslararası İzmir Festivali 26 Mayıs'ta başlayacak. 5 orkestrayı müzikseferlerle buluşturacak festivalin biletleri satışa çıkmış. 7 Temmuz'da sona erecek, ilk kez seslendirilecekmiş. Söyleşi günlerinde Opera Twinks konuk, Saklıbahçe Sanat'tan Bağrasında Şube, öğrencilerden karma sergi, Kan Kardeşler Mutfağı girdi. Skal İzmir'de 10 üye katılmış. İzmir Skal Kulübü'ne. Hasta çocuklara sıcak yuva oldular. 19 Mayıs coştu. Bayraklıyı sarmış. Karabağlar sakinleri atası için coşacak. Evet. İş kadınlarından Özgeler'e ziyaret. Kimler gitmiş?
İzmir İş Kadınları Derneği İZİKAD İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgen'i ziyaret etti. ERMAT'la ilgili bir ödül bilgisi var. İzmir Kalkınma Ajansı yine en iyi bölge yatırım ajansı olarak seçilmiş. İhracatçılardan Dış Ticaret Üniversitesi harika bir haber. Ege İhracatçıları Birlikleri Koordinatörü Başkanı Jacques Eskinazi kalifiyeli eleman yetiştirmek için Dış Ticaret Üniversitesi kurmak istediklerini söyledi. Değerli izleyenler, koltuklarına bir şekilde yapıştırıcıyla bağlı kalan yöneticilerin çok katkı sağlayamadığı görüşündeyim. Örnek Ege İhracatçı Birlikleri yıllardan beri bir başkanı vardı ve değişti. Değiştikten sonra tabii ki de farklı projeler geliyor. Tabii ki de farklı düşünceler meydana geliyor. En basit örneği İzmir Ticaret Odası'nda Ekrem Demirtaş'ın seçilememesi, Mahmut Özgüren'in bir şekilde çoğunlukla seçilmiş olması. Bir farklılık yaratacağını inanıyorum ve düşünüyorum. Çünkü işletme körlüğü denen bir kavram var. Oda körlüğü denen bir kavram var. Her şey sabitleşiyor. Dolayısıyla başka düşünceler hakim olabiliyor. Ve o başka düşüncelerin sonuçlarında farkındalık yaratılabiliyor. Evet, İzmir İl Fakirleri Yardım Derneği. Sevgili Sancar Muharrufoy'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İzmir'in babası, İzmir'in duayen halkla ilişkilercisi. İzmir İl Fakirlerine Yardım Derneği'nin gene bir etkinliği var. Kutsal Ramazan ayında fakir fukaralara, gene ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuyor. Ecdat Yadigarı bir dernek, İSFAK, İzmir İl Fakirleri Yardım Derneği. 71 yaşında bu yıl İzmir İl Fakirleri Yardım Derneği. 71 yıldan bu yana Ramazan ayında birçok insana yardım ediyor. Ama onun dışında da 70 yıldan beri benim bildiğim birçok öğrenci İzmir'de okutan derneklerden bir tanesi. Kurucuları arasında o kadar değerli insanlar var ki. Ferit Eczacıbaşı'ndan tutun, Masal Zorlu'ya kadar. Bülent Eczacıbaşı da dahil olmak üzere. Evet, onun dışında Talat Paşa Tıp Laboratuvarı Mavişehir'de hasta kabulüne başlamış. Vesaire. Bunları geçtim. Evet, ekonomiler icat çıkaracakmış. İzmir Ekonomi Üniversitesi icat çıkartmak için çaba Tesla adı altında bir çalışma gerçekleştirmişler. Meslek liselerine hibrit eğitimi. Harika. Bunu mükemmel bir çalışma. Buradan tebrik ediyorum bu çalışmayı gerçekleştirenlere. Yaşar Engelsiz Üniversite olmuş. Alaçatı 75 desibel. Ne ara tepkisiz kaldık. Hayallerindeki kışı oynadılar. Bir günlüğüne cübbe giydiler. Ege Üniversitesi ile Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi tarafından Engeller Haftası nedeniyle gerçekleştirilen günde. Dikkat, yangın dönemi başladı. Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, havaların ısınmasıyla ormanlarda yangın riskinin de yükseldiğini belirtti. Dikkatli olalım çağrısı yaptı. Aktaş'tan ilk sulama bu yaz. Aydın'da tarla yolları bakımda. Başkan Sibel Uyar kuş konmaz dikmiş. Mene mene 5 maç ceza ve tarihi final. Evet, Posta İzmir gazetemizi de bitirdim. Evet, Habertürk gazetesine gelelim. Habertürk'ün manşetinde Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs 99 yıl heyecanı ve bir Atatürk kalpaklı Atatürk. Elektrik, soğuğu, çocuk, bayrağı, sıcağın hangisini yapacaksınız? Dağıtmışlar. Bir aylık maaşımız ile yaşa nasıl geçiniyoruz? Valla geçinemiyoruz. Evet. Faturalarımızın yarısını adım attık ödüyoruz, yarısını demiş. Öteliyoruz. Altında bu hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliğinin Kudüs'e taşınması tüm ve Türkiye'deki olduğu gibi ekonomik kriz hat safhada. Yani herkes borç harç içinde geçirmeye çalışıyor. Erdoğan bizim yani, için Çanakkale neyse Kudüs olur şeklinde bir açıklama yapmış. Bu açıklama da tabii piyasa durumu biraz kritik. Nasıl değerlendirildi? Onu önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Zor oluyor tabii, eşimle çalışıyor. Nasıl geçiniyor derken İstanbul'dan nereleri harcadın onu sormak istiyorsunuz. En büyük eleştiri de İstanbul'da kendi evimiz yapılmış. Kafasındaki mermiyi de 40 yıl. Evin işte genel ihtiyaçları. Başta, işte Mustafa Kemal Paşa'ya verilen gelirimle nasıl geçiniyorum? Doğru bir soru sordum. Bir aylık gelirle ne yazık ki geçinemiyorum. Ancak 10 gün geçinebiliyorum. Evet. 20 gün borçlu. Bakanlığa yazıyorum, bana yazıyorum. Ancak bu şekilde. Hayat şartlarından dolayı. Yazı dizisi. Burası olanı yeni aracı 10 bin TL ucuzlayacak. Zor diyorsunuz. Konuttan sonra iş yerine de %10 KDV indirimi gelmiş. Baklavacıdan bir böyle bir talep isteyeyim. Yarısıyla aileme veriyorum, yarısını da. Evet. 5,5 milyar dolarlık kaynak sağlanmış. İşe ülke ve 48 bakandan 1.5 milyar dolarlık kredi. Yabancı 15 yılda 42 milyar dolarlık gayrimenkul almış. Gebze metrosu ihalesinde final 3 firmada kalmış. Evet, Yıldırım'dan Irak'a Türkmen uyarısı. Sporunda ne var? 30 milyonu sevindirin. Evet,
Fatih Terim açıklama yapmış Göztepe maçı ile ilgili. Valla İzmir'den, Göztepe'den puan alabilmek birazcık güç gibi geliyor. Bakalım ne olacak. 1 milyon euroluk çıkmaz Göztepe'de. Süper kapışma şeklinde bir haber var. Evet, Habertürk gazetesinde geçtim. Habertürk Egeli'ye bakalım. Evet, Habertürk Egeli'de manşette Gençlik Bayramı'nı görüyorum. Gençlik Bayramı tüm Ege kentleri 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı konser, etkinlik ve gösterilerle kutlayacak şeklinde bir manşet var. Sus pozunu iyi ki verdim. Karşıyaka'da yaşayan Dilek Tunca Sağlık Kuruluşu duvarlarında 42 yıldır sergilenen hemşire kıyafetli fotoğrafının hikayesini anlattı. Evet. Çakabeyan'ı, evet, ihracatçılar üniversite kuracak. Mükemmel bir haber bu. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinasyon Koordinatör Başkanı Jacques Eskinazi Konak ilçesinde bir otelde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Eskinazi bundan önce Ege İhracatçı Birlikleri'nde görev yapan birlik başkanlarının çıtayı çok yukarı çıkardığını, bundan sonra kendilerinin de bu çıtayı yükseltmek için çalışacaklarını belirtmiş. Buradan Jacques Eskinazi ve ekibini tebrik ediyoruz. Evet, Kuşadası Tiyatrosu'na plaket verilmiş. Yaşar'a Turuncu ve Yeşil Bayrak Ödülü. Güzel Bahçe'de ilk gemi seferleri başlamış. Afet bilincini artırmak için yarışma yapılıyor. Evet, bu dönem kadınlar İzmir Ticaret Odası'nda aktif olacakmış. Harika, güzel bir haber. Ekonomide 13 birimlik araştırma alanı açılmış. İzmir Marşı bizim milli marşımızdır. Evet, AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül, İzmir'in en eski okullarında Atatürk Lisesi'nde yaşanan İzmir Marşı kriziyle ilgili oradaki bütün gençlere bir hep birlikte bu marşı söyleyelim diye konuşmuş. Bravo. Ege'ye 2000 kişilik kütüphane açılmış. Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne. Harika. Buradan Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve diğer üniversitenin senatolarına seslenmek istiyoruz. Üniversite kütüphanelerini eğer uygun olursa halka da açmanızı diliyoruz. Çünkü İzmir'de bir milli kütüphanemiz var. O milli kütüphanenin başında da avukat Ulvi Puh var. Kendisi çok yardımsever bir insan. Her türlü desteğe, katkıya açık bir insan. Ama tabii üniversitelerdeki kitaplar da, üniversitelerdeki o bilimsel makaleler de insanlar tarafından, vatandaşlar tarafından görülmeli diye düşünüyorum. Eğer açılabiliyorsa üniversitedeki kütüphaneler yapılabiliyorsa ne kadar güzel olur. Evet, bakalım kimler bize bir şeyler göndermiş buradan. Hemen bakalım. Evet. Evet, Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetemizde ne var? Manşetinde her zaman Samsun'a çıkılmaza. Bu sabah da avluda volta atmaya çık. Özgür ve tutuklu tüm gençlerin bayramı kutlu olsun demiş Cumhuriyet Gazetesi. Evet, 9 tane yorumumuz varmış. Evet, bu sabah volta atmayacak. 99 yıl önce bugün Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da çökmüş bir imparatorluğun küllerinden yeni bir ülke yaratmak için ilk adımlarını attı. Samsun'a çıkan Atatürk'ün yaktığı meşale bir halkın yeniden doğuşunun rehberi oldu. Gençlik Bayramı. Yalnız değilim demiş Sayın Muharrem İnce. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerine yönelik iddialarına yanıt vermiş. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İnce'yi yalnız bırakıyor yorumlarına sert tepki göstermiş. İnce, 20 civarında milletvekili arkadaşım var, partinin grup başkan vekili arabada yatıyor demiş. Kim iktidarsa o sevilir. Konya kahveci Cemil. Halk kapattı. Müslümanlar sadece kınıyor. Erdoğan İslam dünyasında sitemi. Müslümanlar sadece kınıyor. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nin iç sayfalarına geçmeden önce evet neler var hemen bakalım. Ümit Özen saygılar Ahmet abicim yazmış. Teşekkür ediyorum Ümit kardeşim, sana da sevgiler. Doğan İdiz, Arma'ya sevdalı bunca can yürüyor sokaklarda, uykusuz sabahlarda. Sevgili Doğan, Göztepe'ye buradan başarılar diliyoruz. İnşallah istediğiniz galibiyeti alırsınız. İzmir bu galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı bir söz sahibi takım olmuş olur. Diliyorum ve istiyorum ki Göztepe'miz başarılı olsun. Sevgiler Doğan'cığım. Başarılar sevgili Doğan. Evet, Kenan Öztözen Benlioğulları güzel yazılı şampiyonluk turu kim İstanbul takımı falan diye yazmış.
Hacı Doğan günaydın Ahmet'im, putların başarılar demiş. Hacı abicim sevgiler, hürmetler. Senin gibi bir mülkiyeli abiliği tanımaktan, sohbet etmekten, çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Hürmetler ediyorum. Sevgili Rıdvan Akgün, bayramımız kutlu olsun demiş. Bugün şampiyonluğu Göztepe belirleyecek, futbol bu. Helal olsun Kenan'cığım. Çok güzel değinmişsin. Artık İzmir'in de bu konuda söz sahibi olması bize büyük mutluluk katıyor. İnşallah yeneriz ve istediğimiz gibi olur sonuçlar. Evet, bugün şampiyonluğa Göztepe belirleyecek. Futbol bu demiş. Avukat Adnan Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun demiş. Evet, bayramımız kutlu olsun. Avukat Adnan Yıldırım'a buradan sevgi ve selamlar. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tolga İşler bir cevap yazmış. Yurdu düşmanlar sardı, güneşimiz vardı demiş sevgili Rıdvan Akgül. Ninelerin gözleri birer kanlı pınardı. Serin bahar meltemi gibi beyaz bir gemi Samsun'a demir attı. Göklerimiz ağardı. Bu gemide inanan, yurda şan, millete şan, büyük eşsiz kahraman Mustafa Kemal vardı. Şiiriyle bize paylaşımda bulunmuş. Evet. Taşeron zehirliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerine devam ediyorum. Okul sütleri soğutucu depolardan başkentteki okullara dağıtılıyormuş. Tabii bu da büyük bir problem. Binlerce Saylan yetişti. 9. ölüm yıl dönümünde özlemle anıldı Türkan Saylan. Saylan'ın İncilikuyu mezarlığında gömütüne çok sevdiği papatyalar bırakıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Aysel Çelikel konuşma gerçekleştirmiş Saylan'ın başucunda. Türkiye'de 3 kent finalde. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından düzenlenen Tek Dünya Kentleri yarışmasında Türkiye'den İstanbul, İzmir ve Gaziantep finale kalmış. Finalistlerden İzmir, Gaziantep kenti seviyorum kampanyasına da katılıyormuş. İnternet üzerinden 30 Haziran'a kadar devam edecek oylama süreci sonucunda birinci gelen kent en sevilen kent olacakmış. Yarışmaya 23 ülkeden 18'e aşkın kent katılmış. Finalde ise 40 kent yarışacakmış. Evet, ölüm kapanım. Evet. İzmir Haber Merkezi'deki arkadaşlarımız bu geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde İzmir'de çarşıda birçok insana soru sordu. Ve bu sordukları soru da şuydu: aylık gelirleriniz ile nasıl geçiniyorsunuz diye. Şimdi bununla ilgili bir VTR'miz var. O VTR'yi izledikten sonra devam edeceğiz. Evet, VTR'mizi alalım. Kendim yuvarlanmaya çalışıyorum. İyi geçiniyorum, yeterli oluyor benim için. Normal bir bütçem var. Sıradan. Standart asgari ücret. Bana yeterli oluyor ama tabii 5 kişilik bir aile yeterli değildir diye düşünüyorum. Vallahi geçinemiyoruz. Zor diyorsunuz. Zor. Bu dönem zor. Bir aylık gelirimle nasıl yaşıyorum? Yaşamıyorum ki. Yaşayamıyorum. Yani ben hem emekliyim hem çalışanım. Emekli maaşım zaten dillere destan, ufacık bir şey. Aldığım maaş, ev kirası, elektrik, su, telefon, Türkiye'nin en büyük giderler, kıt kanat, belki Aysun bile gelmiyor, kartlar, Çeşme'de, Alaçatı'da, Foça'da, Seferihisar'da, dolmuş durumda yani, öyle söyleyeyim. Bodrum'da en güzel villalar, arsalar, lüks konutlardan biri sizin olabilir. Rıdvan Akgün yönetiminde Ra Grup Gayrimenkul hizmetinizde. Yaşamak ve kazanmak için en güzel yatırım sizin. Hızlı satış, etkin çözüm. Ra Grup Gayrimenkul. Telefon 0555 523 2212. www. Geçim derdi çok fazla. Bu ülkemizde geçim derdi çok fazla. En çok harcamayı nereye yapıyorsunuz? En çok harcama sigara, yemek, hep onlara gidiyor. Giyim yok, ayakkabı yok. Onlar yok maalesef, özel hayat yok. O kiraya yatar. En fazla kiraya. Evet. Başka? Başka hangi harcamaları yapıyorsunuz? Yemek, içmek, su masrafımız var. Ya elektrikle su abi ya. Diyelim ki elektriğe, suyun fişine bakıyorum. Kullandığım elektrik diyelim 20 lira. 60 lira ödüyorum. Elektrik içinde, su içinde aynı şey geçerli. İkisinde de. Yani orada bir sürü giderler görünüyor, biliyor musunuz? O giderlerin nasıl diyeyim? Ya bence biraz saçma gibi geliyor ama şimdi onu niye istinaden alıyorlar bizden, onu da pek sorgulayamıyoruz.
esasında sorgulasak iyi olacak ama onu nasıl yapacağız bilemiyorum. Daha doğrusu ya uğraşmak istemiyoruz herhalde. Uğraşmak lazım. En çok kira oluyor tabii ki. Ondan sonra temel ihtiyaçların oluyor gıda olarak. Çocuğun varsa mecbur okula gidiyor, onun masrafları var. Yani bunlar günlük kaçınılmayan temel ihtiyaçlar yani. Gıdaya, eğitime. En çok gider genel anlamda bakarsak tabii ailelerin, yani kirada yaşayan bir aileyi baz alırsak kira, elektrik, su, temel ihtiyaçlar. Buna mutfak masrafını yeri geliyor sokmuyorum bile, giyim olsun, kuşam olsun. Bunlar oluşturuyor. Ben kendimden de örnek verirsem bir oğlum var. Yani bir çocuk büyütmek günümüz şartlarında gerçekten çok zor. Benim kendimle, ailemle alakalı mutfak masrafı olsun, işte ev hali hazırda kendimizin olduğu için diğer kirada yaşayanlara nazaran biraz şanslıyız. Ben şanslıyım daha doğrusu. Temel ihtiyaçlar, o da günümüz şartta, yani şu konjonktürde, yani hali hazırda dolar 4.47'lerde, yani doların ve altının, işte euronun işte yükselmesi bizim maaşlarımızın devamlı eksiye inmesi anlamına geliyor. Tabii Türk parasının değer kaybetmesi bizim de yaşam standartımızın aşağı inmesi demek. Buna hükümet hiçbir şey yapmıyor yani. Gıda. Daha çok. En fazla gıda. Evet, gıda. Yani erzak, mutfak. Mutfak masrafı diyorsunuz. Yani bir de çocuğumu okutuyorum ben. En büyük masrafımız da bu. Kira. Düşünün, ben 700 milyon kira veriyorum. Elektrik, su, çocuk okutmak. Ne kadar zor. Yalnız kadınım. Eşimden ayrım. Çok zor yani. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu seçimlerden sonra inşallah Türkiye düzelir diye ümit ediyorum. İnşallah düzelir. En fazla gider, temel giderler. Yani bizim lüksümüz yok ki, emekli insanlarız. Gezmemiz yok, sinemamız yok, tiyatromuz yok, eğlencemiz yok. Ancak ev kirasına çalış, yemeğe çalış, giyime çalışamıyoruz bile. En büyük giderimiz gıda ve okul masraflarımız. Çocukların kursları, okul masraflarımız. Çünkü eğitim, ilk öğretimin verdiği kitaplar yetersiz olduğu için ek eğitim aldırmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz bu TEOG kalktı. Sınava dayalı sistem olduğu için, puana dayalı sistem olduğu için daha ek İngilizcedir, atıyorum dershanedir. Bütün gelirimiz buna gidiyor. Çocuklarımız için çalışıyoruz yani açıkçası. Gıda, eğitim, sağlık, bana göre hepsi. Genel yani. En büyük gideri ev masrafları, gelen zamlar, bunlar yani. En büyük harcama mutfağa gidiyor. Şu an elektrik, su. En büyük giderimiz elektrik. Atıyorum 10 lira yakıyorsam 50-60 lira geliyor. Elektrik. En büyük giderim şu an benim elektrik. Yiyecek gibi bir şey, masraf, yemek. Aretik, cere çok gidiyor. Böyle. Gıda. Evde sorduğunuz zaman gıda. Evet, aylık geliriniz ile nasıl geçinirsiniz diye VTR'mizi izledik. Vatandaşa sorduk, aylık gelirinizle nasıl geçinirsiniz diye. Çok farklı cevaplar aldık. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı adaylarımızın da verdiği vaatleri iyi değerlendirmek lazım burada. Tabii Cumhurbaşkanı adayları gayri safi milli hasılanın yükseleceği konusunda bir vaatte bulunuyor. Tabii bunun aylık gelirle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Şu anda asgari ücret 1608 lira, 1604 lira diye biliyorum. Bu asgari ücreti arttırarak mı bu gelir seviyesini yükseltmeyi düşünüyoruz? Bir de biz geçmişteki manşetlere de baktığımızda çok zengin devletler arasına girdiğimiz de söyleniyordu. Tabii bunu nasıl burada eşleştireceğiz? Bu adaylar nasıl farklı bir noktaya gelecek? Adayların bu vaatlerini yerlerine nasıl getirecekler? Şimdiden bir soru işareti. Tabii diliyoruz ki ve istiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'nda da yazdığı gibi sosyal bir devlet, sosyal bir hukuk devleti. Sosyal devlet deyince ben şunu algılıyorum, şunu düşünüyorum daha doğrusu. Aylık geliriyle çok rahat geçinebilen birey algılıyorum sosyal devlet deyince. Sosyal devlet deyince bütün sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili,
bütün bu ana noktaların ücretsiz gerçekleştirildiği, ücret ödemeden gerçekleştirildiği bir devlet algılıyorum. Diliyoruz ve istiyoruz ki aylık gelirin bir şekilde tüm Türkiye'de yükselmiş olması, yükselebilmesi. Evet, bu VTR ile ilgili de Stratejik Araştırmalar Merkezimizin Başkanı Rıdvan Akgün'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle tabii anketlerle, bilgi paylaşımıyla halkı bilinçlendirdiğimizi düşünüyorum. Aylık gelirleri inşallah farklı bir noktaya taşınır. Evet, Cumhuriyet Gazetemizin manşetlerine devam edelim. İç sayfaya baktığımda İlelebet Müebbet, Hikmet Çetinkaya'nın bir başlığı var, Leyla Bebek diye. HDP diyor, sil baştan. HDP yeni aday listesinde mevcut milletvekillerinin çoğunu tekrar aday göstermeyeceğini açıklamış. Yeni dönemde yeni isimlerle kan değişiminin yapılacağını ifade etmişler. Muharrem İnce ısrarlı, Gülen belgelerini gösterin demiş. Tamam beya demiş. Trakya İnce'yi şöyle karşılamış. Tamam beya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı diyor Muharrem İnce, Trakya gezileri kapsamında dün Tekirdağ ve Kırklareli'nde iki miting yapmış. Dinleme iddiası yargıda. DSP'den Millet İttifakı'na destek. Evet, ilk iş saray taşınacak demiş Sayın Meral Akşener. Muhalif isimlerin üstü çizilmiş, Bahçeli'de revizyon. Halk hep kendisine sahip çıkana oy verir. Kahveci Cemal öyle takdir etmişler. Danıştay Genel Sekreteri Danıştay 10. Daireye gönderdiği savunmada Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin mühürsüz oyları geçerli sayması hakkındaki Yüksek Seçim Kurulu üyeleri takdir yetkisini kullandı dedi. Yeni Kapı'da Filistin'e destek mitingi May Cumhuriyeti gündeme getirmiş. Erdoğan'ın Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında May'ın Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik yargı sürecini gündeme getirdiği öğrenilmiş. Evet, gazetelerin de basının da bir şekilde bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, İş Bankası girişimci yetiştiriyormuş. İlk gün heyecanıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de 19 Mayıs bayramı kutlamak için meydanlarda olacak. 81 ilden gelen gençler Ankara'da buluşacak. Susturun şunu demiş. Sever Abdullah Gül 12 yıl kitabının ardından Cumhuriyet'te yayınlanan röportajı gören Erdoğan'ın kendisi için hapse atın talimatı verdiğini yazmış. Gençlik Bayramı Özgür Mumcu'nun köşesinde gençliğe en büyük armağan Ulu Önder Atatürk bu tarihe verdiği önemi 19 Mayıs benim doğum günümdür diyerek gösterdi. Şiddetli fırtına vardı. Efendi Kaptan unutulmasın. Evet, az önce ben de paylaşmıştım sizlerle. Efendi Kaptan unutulmamalı. 99 yılın coşkusu, Türkiye Cumhuriyeti 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutluyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher kaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Evet, diğer bir gazetemiz Yeni Bakış, Kurtuluş Ateşi demiş, manşet atmış. Ege'li ihracatçılar üniversite kuruyor demiş. Milliyetçi Hareket Partisi yollara ayrılmış. MHP'den yollar ayrıldı mı? MHP'nin İzmir 1999 yılından bu yana sürekli ilk sıralarda aday gösterdiği bakanlar Oktay Vural ve Ahmet Kenan Tanrıkulu bu seçimde listelerde yer almamı. Bana kalırsa büyük kayıp. Neden? Her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde bakanlık yapmış kişilerdi. Onların deneyimlerinden faydalanabilirdi. Tabi soru da şu, İzmir'e ne faydaları oldu diye sormadan edemiyorum. Her ikisinin de. Ama Ahmet Kenan Tanrıkulu Sanayi Bakanlığı döneminde İzmir'e çok katkısı oldu. Oktay Vural da Ulaştırma Bakanlığı döneminde çok katkısı oldu. Neden mi? İzban'ın kuruluşunda, İzban'ın eski devlet demir yolları hattının İzban'a tahsisiyle ilgili çalışmalarda Oktay Vural'ın imzasının olduğunu biliyorum. Katkısının olduğunu da biliyorum. Tabi İzmir sanayisinin gelişimi konusunda da Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun özellikle Tire'deki organize sanayi bölgesinin kuruluş kararnamesinde ismi olduğu konusunda bilgim var. Evet, Ege'li ihracatçılar üniversite kuruyor demiştik. Süt tüketiminde Avrupa'nın gerisindeyiz demişiz.
Namık Çevik'in ismi fakültede yaşayacak, harika. TÜT Telekomlar İzmir Semineri. Çeşpem, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası bünyesinde kurulan sınav ve belgelendirme merkezi, Türkiye çapında 17.500 kişi iş olanağı sağlayan sektörde belgesiz çalışan kalmamasını amaçlıyor. Evet, belgesiz çalışan kalmasın diyoruz ama insanların gelirlerini sorduk. Geçinebiliyor musunuz diye sorduk. İnsanlar geçinemiyorlar. Burada bir tezatlık var diye düşünüyorum. Gençlik merkezinde çalışmak tam gaz. Çalışmalar tam gaz. Menderes'teymiş bu çalışma. Aliada Ramazan coşkusu yaşanıyor. Nene Altunya'ya suç duyurusu. İzmir Marşı hepimizin demiş. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül. Aydın Şengül'ü bu açıklamasından dolayı tebrik ediyoruz. İzmir Marşı. Bir de Mustafa Kemal Atatürk isminin kullanılmasıyla da ilgili çalışmalar yapılıyorlar. Konu satışları azalmış. En yüksek doğurganlık oranı Şanlıurfa'da. Nasılmış? Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıklamış. Revize edilen 6 yılın verilerine göre 1.1895 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı geçen yıla oranla 1.6 azalarak 1.291.055 olmuş. Sığınmalar saçma. En renkli festival başlamış. Evet, Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen ve 100 çiçek üreticisinin katıldığı Çiçek Festivali dün törenle kapılarını açmış. Evet, bizler de İzmir Haber Merkezi olarak bu festivale gittik. Festivalle ilgili bir VTR'miz var. O VTR'den sonra devam edelim. Değerli Kanal İzmir Televizyonu izleyicileri, 17. Karşıyaka Çiçek Festivali'nde şimdi de Karşıyaka Belediye Başkan Vekilimiz Süha Barlak Beyefendi'ye mikrofonlarımızı uzatıyoruz ve düşüncelerini rica ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum. Karşıyaka Çiçek Festivali belediyemizin geleneksel olarak sürdürdüğü bir program. Yıllardan beri üreticinin ürünlerinin en iyi şekilde hem değerlendirilebilmesi hem Karşıyakalı hemşerilerimize çiçek dediğimiz değerin, ben onun bir bitkiden öte bir değer olduğunu düşünüyorum çünkü. Bu değerin ulaştırılmasında önemli bir işlevi olduğunu düşünüyoruz bu festivalin. Öncelikle ben Kanal İzmir'e çok teşekkür ediyorum. İzmir'e, Karşıyaka'mıza hep bu etkinliklerimize sahip çıktığı için, hep bizi yansıttığı için, İzmir'in güzelliklerini gösterdiği için özellikle yöneticilerine hepsine teşekkür ediyorum. Başta sizinle birlikte. Karşıyaka Belediye'miz olarak da hakikaten gurur duyduğum, bir meclis üyesi olarak gurur duyduğum güzel etkinlikler yapıyoruz. Buna da halkımızla birlikte hep beraber taşın altına elimizi koyduğumuz için halkımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten çiçek gibi insanların yaşadığı bir Karşıyaka'da çiçeklerin güzelliği çok daha ön plana çıkan bir memleket, bir ilçe, bir güzellik. Bunun başında da Başkanım Hüseyin Mutlu Akpınar'ın bu aktivitelerinde en bir önde başta koştuğu için ona da ayrıca bir teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki Karşıyaka'mız var, iyi ki Karşıyaka'nın güzel insanları var. Hepinize teşekkür ediyorum. Yanımızda Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu Başkanımız var. Çiçek Festivali ile ilgili düşüncelerini öğreniyoruz kendisinden. Teşekkür ederim. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi 17.sini yaşıyoruz. Her sene böyle etkinliklerin yapılması ve bunun bir ananevi bir kutlama olarak ortaya çıkması çok güzel. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık bir grup var. Bu grup daha da giderek artacaktır. Amaç üreticiden tüketiciye son derece etkili ve ucuz çiçek temini ve herkes şu anda kendi evi için, yazlığı için, balkonu için bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Çiçek Gibi Karşıyaka'nın Çiçek Festivali'nde çiçek gibi kadınlar var yanımızda. Virgül Hanım, Virgül Başkanımız, düşüncelerinizi öğrenelim değerli başkanım. Evet, herkese selam. Çok güzel bir gün. Karşıyaka'dan çiçek açacak İzmir'in dağlarında. Türkiye'nin her yerine yayılacak bu. Çiçek Festivali'yle de biz bunu daha çok görüyoruz. Biz çok mutluyuz. Karşıyaka Belediyesi olarak çok güzel ilklere imza atıyor belediyemiz, özellikle Hüseyin Mutlu Akpınar. Her zaman yanındayız. İzmir'in dağlarında gerçekten çiçek açtıracağız. BESİAD Başkan Vekili Emre İpek Bey de yanımızda. Hemen Emre Bey'den Çiçek Festivali ile ilgili düşüncelerini alalım. Çiçek Karşıyaka'ya yakışan çok güzel bir etkinlik kesinlikle. Her yıl Selman Başkanım'ın da dediği gibi sayı arttıkça daha da güzelleşen çok güzel bir etkinlik. Çok mutlu oluyoruz. Karşıyaka'yı böyle çiçek festivalleriyle, hep güzel şeylerle anılması bizi çok mutlu ediyor. Zaten genç, dinamik, 10 numara her şeye koşturan bir başkanımız var. Onunla da ayrı bir gurur duyuyoruz. Çiçek şehrin çiçek gibi hanımefendilerinden bir tanesi Ayhan Uyanık hanımefendi var. Karşıyaka'nın filizlerinde çok önemli işleri imza atan bir isim. Hemen Ayhan'ından da festivalle ilgili düşüncelerini alalım. Bize bugünü yaşatan çok değerli başkanım Hüseyin Mutlu Akpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Her gün güzel etkinliklerimiz var Karşıyaka'mızda. Karşıyaka'mız İzmir'imizin göz bebeği. Çok teşekkürler efendim. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever Beyefendi ile beraberiz. Tabi bu gördüğünüz çiçekler üretilirken, yetiştirilirken bin bir emeklerle yetiştiriliyor. Değerli Başkan'dan bu konuyla ilgili ve çalışmalarıyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Değerli Başkanım, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hani güzel bir söz vardır hepimizin bildiği. İnsanlar, toplumlar layık olduğu biçimde yönetilirler. İzmir layık olduğu biçimde yönetiliyor diye düşünüyorum. Bu anlayış içerisinde biz de kooperatif olarak, Bademler Köylü üreticiler olarak, hatta yarımadalı üreticiler olarak elimizden geldiğince bu güzelliğe layık olmaya, bu güzelliğe renk katmaya çalışıyoruz. Kooperatifimiz gerçekten 55 yıllık Türkiye'nin ve İzmir'in köklü kooperatifleri olma geleneğinden gelen kooperatifimiz İki güzel şeyle taçlandırdı emeğini diyorum. İzmir'e layık olabilmek için, insanlığa layık olabilmek için. Bir tanesi çiçek üretimimizi çeşitlendirdik. Belli standart kaliteye ulaştık. Şu anda hem ülkemizin, hatta takip etmeye çalışıyoruz, Avrupa'nın istediği, gelişmekte olan Asya'nın istediği, Türkiye Cumhuriyetleri'nin istediği nitelikte çiçekler üretebiliyoruz. Değerli izleyenler, 17. kez düzenlenen Karşıyaka Çiçek Festivali'ni buradan düzenleyen Karşıyaka Belediye'mize, katkıda bulunanlara ve bu VTR'mizi bizimle paylaşan değerli reji ekibine buradan teşekkür ediyoruz. İzmir'in ve Karşıyaka'nın bir değeri Çiçek Festivali. Evet, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a da buradan selam ve sevgiler gönderiyoruz bu değerimize 17. kez sahip çıktığı için. Evet, İzmir'in değerleri vardır, İzmir'in değerli isimleri vardır. İzmir'de de çok etkinlikler düzenlenir. Bunlardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. O da 7'den 70'e herkes tarafından izlenen, bilinen bir etkinlik. Televizyonlardan biliyoruz o etkinliği. Güldür Güldür Şov'dan bahsediyorum değerli izleyenler. Güldür Güldür Şov. 22-23 Mayıs tarihlerinde fuarda, açık hava tiyatrosunda gerçekleştirilecek Güldür Güldür Şov'un etkinliği. Bunun için biletleri BiletX'ten, Açık Hava'nın gişesinden, Çankaya'daki Migros'tan, Karşıyaka Punk Kitabı Evi'nden tedarik edebilirsiniz. Tabii organizasyonlar İzmir için önemli diyoruz. Neden? Uluslararası organizasyonlar da önemli diyoruz. Tabii bu organizasyonların arka tarafı da çok önemli. Bir sahnenin önü var, bir de sahnenin arka tarafı var.
Bu organizasyonları gerçekleştiren kişiler de var. Bunlar İzmir'in değerleri. Ben İzmir'in değerleri deyince o kadar çok listemde güzel insan var ki, güzel dostum var ki. Evet, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin İzmir temsilcisinden bahsediyorum. Güldür Güldür Şovu İzmir'e kazandıran, bunun dışında birçok festivali İzmir'e kazandıran sevgili dostum, sevgili meslektaşım, İzmir'in bir değeri. Esasında onun bir kalbi var, çocuk kalbi var ama o dev bir adam, sevgili Erhan Gölbey. Bu organizasyonları yapmak yürek istiyor, güç istiyor, sevgi istiyor, mutluluk istiyor. Dolayısıyla bunun başında Erhan Gölbey var. Şu anda Beşiktaş Kültür Merkezimizin İzmir temsilciliğini gerçekleştiriyor Erhan. Sezen Aksu'nun minik kuşum dediği Erhan Gölbey. Düşünün, birçok sivil toplum kuruluşu var İzmir'de ve arkasında, önünde, yanında destekçisi, bir şekilde katkı koyan bir insan Erhan Gölbey. Erhan'ı da buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsın, İzmir'in bir değerisin. Böyle güzel etkinlikleri İstanbul'dan İzmir'e getiriyorsun. Seninle gurur duyuyorum sevgili dostum, sevgili ustam. Evet, İzmir'in başka etkinlikleri de var değerli izleyenler. Onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali var şu anda İzmir'de. 2018 etkinlik programı 18 Mayıs 27 Mayıs tarihleri arasında Edebiyat Güzelleştirir şeklinde bir çalışma var. İzmir Yaşayan Şehir, Yaşanacak Şehir. 3. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali. Efendim, bu Edebiyat Festivali'nde bugün şiir kürsüsü var, söyleşiler var, şiir akşamları var. 19'unda, 20'sinde, 25'inde, 26'sında diye devam ediyor. Masallarımız var, Madımak anması var. Değerli izleyenler, hepimizin bildiği gibi bir Madımak var. Bunun anması 25. yıl. Madımak şiir okuma etkinliği var. Paneller var. 27 Mayıs Pazar günü de aynı şekilde Güzelliğe Tutkudur Bir Şair başlığı adı altında Edebiyat Ruhu Güzelleştirir mi? Şeklinde bir panel var. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Edebiyat Güzelleştirir etkinliği 18 Mayıs'ta başladı. 27 Mayıs'ta son bulacak. Yapıldığı yerde İzmir Kültür Park etkinlik alanında. Bunu da duyurduktan sonra, evet, 19 Mayıs'ların önemi, Atatürk'ün doğum günü. Sevgili Didem Gülçağ Yıldırım'ın da bugün doğum günü. Onu da buradan doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu, sağlıklı, eşiyle, çocuklarıyla birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu yıllar diliyorum. Evet, diğer gazetemize geçelim. Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun var. Milliyet, zulme lanet başlığı altında bir manşet var. Hemen altında Filistin'de canımız yanıyor şeklinde Muharrem İnce'nin anlaşmalar iptal edecek mi diye bir açıklaması var. Ne demiş Muharrem İnce? Tekirdağ'da konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Sayın Erdoğan miting yapıyor, itirazım yok. Yapsın. Erdoğan'a da yardımcı olmak istiyorum. Söz. Ama diyoruz ki İsrail'le anlaşmaları iptal edecek misin diyor Muharrem İnce Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Hayır. Ne yapacaksın? Miting. Bu miting Filistin için değil, seçim için dedi Sayın Muharrem İnce. Evet. Seçim için yapıldığını iddia ediyor Sayın Muharrem İnce bu mitinglerin. 15 milyon TL'ye uçacak. Tarihi gün 25 Mayıs. 19 Mayıs ruhuyla yeniden Boğaz'da. Milli mücadelenin ilk kaptanı ismi bu vapurda yaşıyor. Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma vapurunun efsane kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun ismini taşıyan şehir hatları vapuru baştan aşağı yenilenmiş, havuza çekilmiş. 33 yaşındaki İsmail Hakkı Durusu 3 ay sonra tekrar Mavi ile buluşacakmış. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyoruz değerlerimize sahip çıktığı için. 68 bile korkulu olmaya devam etti. 3 büyük teşvik. Türkiye'de ABD'ye misilleme. Evet, İş Bankası 1.1 milyar dolarlık sendikasyon demiş. Yapay zeka için enstitü kuruluyor. Türkiye sanayi devrimi olarak adlandırılan dijital atılım programında yol haritası hazırlandı. Bu plana göre 4. sanayi devriminin en önemli unsurlarından bir tanesi yapay zeka. Değerli izleyenler, 200'e yakın üniversitemiz var. Artık bir şeyin farkına varmamız lazım. Bizim eğitim sistemimizi tekrar gözden geçirmemiz lazım.
milli olmamız lazım. Milli olmak için atılan her mücadeleye, atılan her imzanın arkasındayız. Ama bunu yapabilmek için sorgulayan aklımızın olması lazım. Yani akıl ve bilimle hareket ediyor olmamız lazım. Sorgulamamız önemli. Zafer'e giden yolda ilk adım 19 Mayıs manşetini görüyorum Milliyet Gazetesi'nde. Evet, Milliyet Gazetesi'nin ilavesi Milliyet Ege'mize bakalım. Milliyet Ege'mizde neler var? Spor da var, eğlence de var demiş. Karşıyaka mis gibi kokacak demiş. Prenses ve prensler aranıyor demiş. Dış satımda dev adım. Ege İhracatçı Birlikleri İzmir'in 12. üniversitesini açmak için harekete geçti. Başkan Eski Nazi diş ticaret firmaları kalifiye personel ihtiyacını karşılanması amacıyla diş ticaret üniversitesi kuracaklarını açıkladı. Harika bir haber. Yaşar'a engelsiz üniversite ödülü. Çevreci Başkan İnce İzmir'de iki tane miting gerçekleştirecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tanrı Kulu ve buralara çizik yemiş. Türk Eğitim Vakfı 51 yaşında. Türk-Alman dostluğu önemli ihracatçılardan. Üniversite Yaşar'da hiçbir engel yok. Güle güle kullanın. Büyükşehir Belediyesi şaşırtan aday listesi. Çarşı esnafı İnce 21 Haziran'da İzmir'de seslenecekmiş. 21 Haziran Muharrem İnce'nin İzmir'deki miting tarihi. 19 Mayıs demiş Mustafa Yılmaz. Dedeler torunlar oyunları öğretmiş. Kadınlar aktif olacak demiş. İzmir Ticaret Odası Mahmut Özgener. Halden anlamak demiş Ayşe Özpınar köşe yazısında. Marşı gençlerle söyleyelim. Atatürk Lisesi'ndeki İzmir Marşı krizini yorumlayan AK Parti İl Başkanı Şengül, oradaki bütün gençlerle hep birlikte marşı söyleyelim demiş. Kumsalları korumalıyız demiş altında. Evet, Güldür Güldür İzmir'e geliyor. Hüseyin Açırgan, Murat. Karşıyaka Spor Kulübü İskender'e emanet. İzmirli teknik adam İstanbul'u fethetmiş. Evet, altından başka genç solistler. Candan Erçetin'den bayrama özel konser. Neredeymiş? Bayraklı Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyormuş. Evet, takvim gazetemize bakalım. Takvim gazetemizde Kudüs nöbeti başlığını görüyoruz. Kudüs nöbeti varmış. İslam zirvesine izin vermeyiz demişler. Yılan hikayesi, gençlere mektuplar denilmiş. Ekonomide ne söylemiş bakalım takvim gazetesi. Çevreleri rahatlık verecek dev 7 hamle, NATO krizi, dünya evi, dünyanın yeni kapısı diriliş Venezuela demişler. Çanakkale İstiklal yeni kapı ruhu demişler. Değerli izleyenler, ben şöyle düşünüyorum. Çanakkale ruhuyla bu yaşanılan İsrail'in bize yaşattığı, Müslümanlara yaşattığı bu zulüm arasında bir fark var. Emperyalizm var. Dolayısıyla arasında bir fark görüyorum. Arada bir Çanakkale ile eşleştiriyoruz ama arada bir fark var bence. Şampiyonlar Ligi cepte olsun demiş Aykut Kocaman. Bugün günlerden şampiyonluk. Bakalım Galatasaray şampiyon olacak mı? Ama bunu İzmir belirleyecek. Ne mutlu ki İzmir bu anlamda spor, özellikle futbolla ilgili belirleyici bir noktada. Helal olsun Göztepe, şanlı Göztepe. Bugün inşallah Göztepe'miz galip gelir diye düşünüyorum ve ligi mükemmel bir şekilde bitirir. Evet, Sabah gazetesinin hemen manşetinin yanında 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik bir spor bayramı kutlu olsun haberi var. Onun hemen altında bizim için Çanakkale neyse Kudüs'te olur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması. Kuşi dedin adı soykırımdır, etnik temizliktir, Amerika ortak olmuştur. Evet, buna %100 katılıyorum. Amerika ortak olmuştur. Biz de bu oyuna gelmeyelim. Bizim bu oyuna gelmememiz lazım diye düşünüyorum. Dünya 5'ten büyüktür söylemi edebiyat değil demiş Sayın Çavuşoğlu. Irkçılık yükseliyor. Muharrem Bey Amerika'da kim aramış? Küba'da uçak düşmüş. 150 kişi ölmüş. 4 dörtlük müjde. Burada araca ÖTV indirimi. 2 ofis KDV'si %8'e düşmüş. 35 milyar liralık KGF paketi, çatıya panel koyana vergi yok denilmiş. Harika. Peki biz çatıya koyacağımız panelleri nereden alacağız? Yurt dışından getirdikten sonra bir anlamı yok bu panelleri koymamızın. Doğru mu? Evet. Bizim panel üretiyor olmamız lazım. Bizim panel üretebilmek için de bir akla sahip olmamız lazım. Bu akıla ulaşabilmemiz için de bilime ihtiyacımız var. Emekliye ikramiye turizmde de yansıdı. Yerli operatörle turistik atlarız. Esnafa vergi müjdesi. Türk Telekom gençleri spora teşvik ediyormuş. Kampanya telefonları kilitlemiş. Seçim dolayısıyla 7/24 görev başındayız. Hizmet ihracatçılarının başkanı İlker Aycı olmuş. Evet.
İsrail yargılanmalı, Filistin'e uluslararası barış gücü gönderilsin, 34 ülke katılmış. 63 darbeciye müebbet hapis. Bitmek tükenmek bilmedi. Şu içimizdeki hainler. Diyanetten Kudüs hutbesi. Gezdik, gördük, dinledik. İsrail'deki iki devletli çözüm ihtimali yok etmeleri çabalıyoruz. Evet. Ait olduğu yerde 76-67 Fenerbahçe'nin galibiyeti. Evet, son düdük bugün. Evet, sabah gazetemizi de bitirdik. Evet, son gazetemiz Sözcü gazetemiz. Atatürk'lü 19 Mayıs posteri veriyor bugün Sözcü gazetesi. Güneş ufuktan şimdi doğar. Ulu Önder Atatürk 99 yıl önce Gençlik Marşı'nı söyleyerek Kurtuluş Savaşı meşalesini yakmıştı. Yıl 1919. Ülke işgal altındaydı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, İngilizlerin istediği gibi çalışmasına izin vermeyeceklerini gördü. Anadolu işlerine doğru ilerlemeye karar verdi. İlk durak Havza. Yaverinden hemen bir otomobil bulunmasını istedi. Araştırıldı, soruşturuldu. Sonunda Benz marka çok eski bir otomobil bulabildiler. Mustafa Kemal tamam dedi. Arkadaşları ama çok eski diyerek kuşkularını belirttiler Mustafa Kemal'e. Olsun dedi. Arkadaşları her an arıza çıkarıp bizi yolda bırakabilir diye uyarmaya çalıştılar. Bunun üzerine Mustafa Kemal başta otomobil var mı diye sordu. Arkadaşları yok dediler. Öyleyse bununla yola çıkacağız. Samsun'dan çıkıp Havza'ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar. Korkulan sabaha karşı başlarına geldi. Motor su kaynatmıştı. Suyun soğutulması ve değiştirilmesi beklenirken Mustafa Kemal otomobilden indi. Şafak yeni sökmekte. Dağların, bulutların, değen tepeleri yeni yeni pembeleşmekteydi. O anda daha önce kimsenin duymadığı bir marş söylemeye başladı. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, sesimiz yer, gök, su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Bu gök, deniz nerede var? Nerede bu dağlar, taşlar? Bu ağaçlar, güzel kuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Bugün yine 19 Mayıs ve güneş ufuktan doğuyor. Yürüyelim arkadaşlar. Ne almış? Gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin. İnlesin. Bu gök deniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Ağaçlar, güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Yer gök su dinlesin. Adımlarla. Evet, bir günde iki seçim yatırımı. Et, balık, kelle, bunlar yenir ele denmiş. Halkı arzu yabancı fonların radarında. Yurt dışında tanıtım için roadshow'lara başlayan Aselsan'ın halka arzı yabancı fonların radarındaymış. Borsada gong çok marketler için çalmış. Milyarderler servetin %12'sini kontrol ediyormuş. Evet, evde kara kış. Bakanın baldızına devlet hava meydanlarından bir koltuk denmiş. Allah Allah, ne söylenmiş oradan bakalım. Bakanın baldızına Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın Milli Savunma Bakanlığı'nda memur olarak görev yapan baldızı SD'nin devlet hava meydanları işletmesinde daire başkanı olduğu bildirildi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndaki düz memur olarak görev yapan baldızını 15 günde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne daire başkanı yaptı mı sorusunu yöneltmiş. 2 yıl önce atandı demiş Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Aslan.
Evde kara kış. Yüksek kredi faizi satışları düşürmüş. Tatil rezervasyonu arttı. Dalaman'a uçuş başlattı. Muhalefet blokunun oyu %58. Sonar araştırma seçime 37 gün kala Türkiye'nin nabzını tuttu. 26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı son seçim anketine göre Tayyip Erdoğan %42'lik oy oranıyla ilk turun birincisi, İnce ve Akşener'in toplam oyu Erdoğan'ın ilk turdaki oyunu geçiyor. Bu yapılan araştırmaya göre %21.91 Muharrem İnce, %21 Meral Akşener, %42 Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş %11.01, Temel Karamollaoğlu %2.10, Doğu Perinçek %1.98. Oy hesabı havuz problemi gibi demiş. Altında bir başka haber. Sokaklara fotoğraflarınızı asarım. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce YSK'yı uyardı. Kırklareli ve Tekirdağ'da gariban Muharrem aşk geldim be ya pankartıyla karşılanan Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin 29 Haziran'da görevleri doğru yapmalarını istemiş. Umut Oran'dan İnce çağrısı, haydi sıra sizde. CHP yalnız bıraktı diyen yorumculara canlı yayında tepki. CHP dinleme iddiasını mahkemeye taşımış. Profesör Ablemitoğlu cinayetinde FETÖ izi. Evet, Alman vakıfları ve Bergama dosyası diye Recep Ablemitoğlu'nun bir kitabı var. Bir zamanlar Bergama Ovacık Altın Madeni'nin neden Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını çıkartamıyoruz diye bir araştırmamız vardı. Oradaki sonuçları Ablemitoğlu'nun kitabında çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Türkiye'nin değerlerine sahip çıkmak dediğimiz bu. Türkiye'nin hem yerüstü değeri var hem de yeraltı değeri var. Bu yeraltı değerlerimizi çıkartılmasına engel olan ülkeler de var. Bunlardan bir tanesi Almanya. Neden Almanya? Şunu söylemekte fayda var. Almanya merkez bankalarında en fazla altın stoğu bulunduran ülkeler arasında. Ama bizim de yerin altında bulunan rezervlerimiz var, altınımız var. Buna benzer daha birçok madenimiz var. Dolayısıyla bizim önce bilim, önce akılla bunları bir şekilde değerlendirip ortaya çıkartabilmemiz gerekli. Gençler için acı tablo, gençlerle el ele aydınlık geleceğe demiş Sayın Sema Yazar. Acılar paylaştıkla hafifler, oruç kimlere farz değildir demiş. Fener'in 3. harikası. Evet, Sözcü gazetemizi de bitirdikten sonra. Evet, Sözcü gazetemizde 60 bin bardakla Atatürk. Fenerbahçe'den 19 Mayıs anısına özel şov. Fenerbahçe Spor Kulübü Homomix topluluğu 19 Mayıs Atatürk Anma Geçti bir spor bayramı için dünyada eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza atmış. Projede görevlendirilen Ülker Sports Arena'nın perdelerinde 60 bin renkli bardakla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini oluşturmuş. Teşekkürler Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Evet değerli izleyenler, bugünkü gazete manşetlerimizi sonlandırdım. Bu gazete manşetlerinden sonra da sizlerle bu haftanın kitaplarını paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi Osmanlı 1. Dünya Savaşı da yenilmiş, memleket kötü bir haldeyken Adana Fransızlar tarafından, Antalya İtalyanlar tarafından, Samsun İngilizler tarafından, Antalya, Maraş, Urfa İngilizler tarafından 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal altında. Tabii Yunan ordusu İzmir'i işgal etmiş vaziyette. 16 Mayıs sabahı bir vapur kalkıyor İstanbul'dan. İstanbul'dan bu vapur adı Bandırma. Yükü ağır. Özgürlüğümüzü, vatanımızı taşıyor bu vapur. İsmail Hakkı Bey'in rotasıyla İngilizlerin vuramadığı vapur Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıkabilmek için 3 gün 3 gece yol kat ediyor. Selam duruyor tayfalar, selam duruyor dalgalar. 22 kurmay, 25 asker sağ salim Samsun'a varıyor. Dolayısıyla tarihimize sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyetimize sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmamız lazım. Dolayısıyla nurdan taç alan Karaca'nın armağanı sene 1970. Bakın sene 1970'te yazılmış Nurdan Taçalan'ın Milliyet Yayınları'ndan çıkan kitabı. Ege'de Kurtuluş Savaşı başlarken. Ege'de Kurtuluş Savaşı
başlarken. Bu kitabı okudukça, sayfalarında dolaştıkça gözüm yaşarıyor. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğunu, Atatürk'e nasıl bir borcumuzun olduğunu çok rahat anlayabiliyorsun. Evet, ikinci kitabım Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Konstantiniyye 1453. Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel'i hayat hikayesini öğrenmemizde fayda var. Yine Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış. İyi Vatandaş, İyi İnsan. Hasan Ali Yücel dizisi. Felsefe dizisi. İyi Vatandaş, İyi İnsan. Ve Profesör Doktor Celal Şengör'ün ve Senem Onan'ın ön yazılarıyla hazırlanmış Sokrates. Sokrates Öncesi ve Sonrası diye bir kitabım var. Bunu da paylaşmadan edemiyorum. Sokrates'in hayat hikayesi ve savunması hem felsefe anlamında hem de yaşam anlamında sorgulanması gereken bir hayat. Sokrates'in savunması ve öncesi. Ve gene İş Bankası yayınlarından Martin Cohen'in 101 Felsefe Problemi diye bir kitabı. Bunları sevgili izleyenlerimle paylaşmak istedim. Evet değerli izleyenler, İzmir Haber Merkezi ve Kanal İzmir TV ortak yayını Gazete Manşetleri ile karşınızdaydım. Şimdi 19 Mayıs. 19 Mayıs uyanıştır dedim, isyandır dedim, uyandırılıştır dedim, başkaldırı dedim, Atatürk'tür dedim, spordur dedim, Cumhuriyet Gençlerinin Bayramı'dır dedim. Her şeyimiz gençlikte. Gençler, bizler gençliğe hitabımıza sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmalıyız. Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmalıyız. Bu memlekete sahip çıkmalıyız. Bu bayrak bizim. Bu bayrak altında yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Bu bayrağa ihanet etmeyen herkes bizim kardeşimiz. Bu devlete ihanet etmeyen herkes bizim kardeşimiz. Buradan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tekrar kutluyorum. Ve yayınımızın sonuna geldiğimizi belirtmek isterim. Siz izleyenlere çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik Bayramınız tekrar kutlu olsun. 10. Yıl Marşı'yla kapatalım. Ondan sonra Atatürk'le kapatalım diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, mutluluklar diliyorum. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet, Samsun'dan yükselen neyimiz var? Bir güneşimiz var. Güneşimiz var. Samsun'dan yükselen güneşimiz var. Evet. Tamam mı? Ragrup.com. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri, İzmir'in en güzel tatil beldelerinden Çeşme'de, Alaçatı'da, Foça'da, Seferihisar'da, Urla'da, Kuşadası'nda, Bodrum'da en güzel villalar, arsalar, lüks konutlardan biri sizin olabilir. Rıdvan Akgün yönetiminde Ra Grup Gayrimenkul hizmetinizde. Yaşamak ve kazanmak için en güzel yatırım sizin. Hızlı satış, etkin çözüm. Ra Grup Gayrimenkul. Telefon 0555 523 2212 www.ragrup.com. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 3444 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz.
Kanal İzmir TV'nin 0536 966 34 44 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Kanal İzmir TV'nin 0536 grubuna hitap ediyor. Kanal İzmir TV, projeleri özgün ve kaliteli prodüksiyonlar, güçlü kurgu ve senaryolarla izleyicilerle buluşturuyor. Seçimlerde tüm adayların sesi olacak ve siyasi gözlemleri yine Kanal İzmir TV'den takip edeceksiniz. Birbirinden önemli konu ve konuklarla yapılan programlarla ses getiren Kanal İzmir TV, İzmir'in tüm sokaklarında mikrofonunu uzatıyor, vatandaş ne diyor diye soruyor. Kanal İzmir TV'nin 0536 966 3444 numaralı WhatsApp ihbar hattından bizleri arayabilir ve çevrenizde yaşadığınız sorunların video görüntülerini atabilir ve Kanal İzmir TV ve İzmir Haber Merkezi haber sitesinde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. İnternetin olduğu her yerde mobil uygulamalar ve bilgisayarlarınızda yayındayız. Burası Kanal